Değerli arkadaşlar, yeni bir derste birlikteyiz. Bugün kısıtlara devam ediyoruz. Constraint. Bir önceki derste unique, not null ve default anlatmıştım. Şimdi ise bugünkü konum ise check. Sadece check'i anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde bir tablom var bakın. Hazırladım daha önceden. Ve geldim buraya bir kural vereceğim. Check buraya bir kural verme hadisesidir. Veriyorum bakın. Check. Yazdım. Tabii şuraya bir virgül koyayım. Altına bir şey yazdığım için. Son satır bu olacak. Parantez içerisinde kuralı veriyorum. Mesela diyorum ki saat ücreti büyüktür 11. Tamam, bu kadar. Şimdi tabii ki henüz run etmediğim için bu geçerli değil. Table'ı drop edip ekleyeceğim bunu tekrar. Drop etmeden eklemenin yöntemini de anlatacağım. Şurayı yeniden run edelim bakalım. Tablomuz oluştu. Çalışanlara geldim. Görelim ne olduğunu. Gördüğünüz gibi boş. Tekrar buraya geldim. Şuraya 1, 2, 3, 4 diye değerler atacağım. Bakın. Şimdi gelelim ekleyelim birinciyi. Gayet güzel ekledi. Ses çıkartmadı. İkinciyi ekleyelim. İkinci de saat ücretini 1 vermişiz. Mesela 10 verelim. Şunu 11 verelim. Şunu 12 verelim. Şimdi geliyorum. Şunu eklemeye çalışacağım önce. Bastım, hata verdi. Bakalım hataya. Check constraint. Şöyle açalım. Constraint çalışanlar check bir violated. Yani bu diyor engellendi, ihlal edildi. Kural ihlal edildi. Check'in kuralı, burada verdiğin check kuralı ihlal ettin. Çünkü saat ücreti 11'den büyük olacak dedin. Sen saat ücreti 10 olanı buraya koymaya çalışıyorsun. Gelelim şuna. Run ettik, yine aynı hatayı verdi. Gördüğünüz gibi. Gelelim şuna. Bakın 12. Run edelim. Bakın hiç sesi çıkarmadı. Çünkü kabul etti. Çünkü saat ücreti 11'den büyük. Yani 12. Gelelim çalışanlara. Run edelim. İki tane datamız eklendi. Saat ücreti 11'den büyük olan datalarımız eklendi. Büyük eşit diyebilir miydik? Deriz tabii. Run edelim. Şimdi şu 11'i eklemeye çalışalım. Pardon. Henüz tablomuzu yenilemedik. Çünkü oluştuğu halini yenilemedik. Burayı bir yenileyelim. Sonra şunu ekleyelim. Sonra gelelim şunu 11'e ekleyelim. 11'i gördüğünüz gibi kabul etti. Bunu ekleyelim. Bunu da kabul edecek. Şimdi şurayı run edelim. 11'in de eklendiğini görelim. 11'i de eklendi. Peki ben burada habire tabloyu yeniden drop edip yeniden oluşturuyorum. Yeniden drop edip yeniden oluşturuyorum. Ben şu anda şu kuralı bu olmadan koyup kaldıramaz mıyım? Her şeyi bu olmadan koyup kaldırabilirsiniz. Yani tabloyu drop etmeden yapabilirsiniz. Çünkü tabloya bir sürü veri girmiş olabilirsiniz. Bu verileri niye drop edeceksiniz? Bu veriler yok olacak. Tabloya aradan da bu kısıtı ekleyebiliriz. Alter table. Şu anda var kısıtımız. Kaldıralım şu anda kısıtımı. Kaldıralım ve şu onu ekleyelim oraya. Alter table. Tablomuzun adı. Drop. Check. Ha, bunu yapabilmek için arkadaşlar check'e bir isim vermem lazım. Yani ben daha sonradan bunu kaldıracaksam check'e bir isim vermem lazım. Dolayısıyla ben şunu hiç koymayayım o zaman. Bunsuz yapayım bir saniye. Şöyle yapalım. Bunu da kaldırayım. Şurayı yeniden bir an edelim. Şimdi tablomuz boşaldı. Tablomuz gördüğünüz gibi. Geldim buraya. Şimdi kısıt ekleyeceğim. Alter table çalışanlar. Add. Kısıt. Constraint şu. Şimdi buna bir isim veriyorum. Kısıtıma bir isim veriyorum. Kısıtımın adı çek ücret. Kısıtımın adını verdikten sonra kısıtımı yazabilirim. Çek. Açtım parantezi. Saat ücreti. Saat ücreti. Büyük. Eşit. 11. Şimdi şuraya noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi bakın. Şunu yeniden çalıştırmıştım. Şu anda dosyam boş. Hiçbir veri yok dosyamda. Herhangi böyle bir kısıt da yok. Yani bir çek de yok. Dolayısıyla şunu görelim olmadığını. İşte gördük. Şimdi geldim bakın kodla eklemeye başlıyorum. Bunların tümünü ekleyeyim. Ekler mi? Tabii ki ekler. Run ettim. Dördünü de ekledi. Niye ekledi? Henüz bir kısıt yok. Buraya gelelim. Eklediklerini görelim. Bakın dört tane şeyi buraya ekledi. Şimdi kısıtı verelim. Şu kısıt satırını çalıştırıyorum. Ben bu kısıt satırını çalıştırdığımda arkadaşlar gitti şurayı kontrol etti.
Şurayı kontrol etti ve burada bu kısıta uymayan bir değer var. Bundan dolayı hata verdi. Şimdi o datayı sileyim ben. Evet, o datayı sildim arkadaşlar. Şu delete kısmını size henüz göstermemiştim. Where kısmını göstermemiştim. Onu ileriki derslerde anlatırız. 2 numaralı datayı sildim. Şimdi şu kısıtı bir daha çalıştırmayı deniyorum. Bakın bu kez çalıştı kısıt. Yani kısıtı ben eklediğimde oraya geçmişe yönelik olanları da kontrol ediyor. Eğer geçmişe yönelik bu kısıta uymayan kurallar varsa bu kısıtı geçersiz kabul ediyor. Yani ben bu kısıtı bana ekletmiyor. Ancak şuraya gidip o 10 olanı sildikten sonra bu kısıtı eklememe müsaade etti. Şu anda bu kısıt var. Ben gelip şu satırı, mesela şu satır yok orada. Dikkat edin, 10 yok. ID 2 olan yok. ID 2 olanı eklediğimde oraya, eklemeye çalıştığımda bana hata verecek ve eklemeyecek gördüğünüz gibi. Engellendi, ihlal edildi diyor. Check kuralı ihlal edildi. Peki bu koyduğum kısıtı kaldırabilir miyim? Tabii kaldırırım. Alter table çalışanlar. Çalışanlar table'ında bir değişiklik yapacağım. Ne yapacağım? Drop. Drop check. Şimdi de koyduğum kısıtın adını veriyorum. Hangi drop vereceğim? Ücret. Bu şekilde bir isim vermiştim. Bu kadar. Şimdi bakın bunu drop ediyorum. Bastım. Herhangi bir hata vermedi. Drop oldu. Şimdi gelelim şunu eklemeye çalışalım. Kısıt kalktıysa eğer, şu kodumuz çalıştıysa şu eklenebilecektir artık. Bakalım. Eklendi. Run edelim. Eklendiğini görelim. Evet. Mehmet en alta geldi. Eklendi. Evet. Bugün check kısıtını görmüş olduk. Check kısıtını table'a sonradan eklemeyi ve sonradan silmeyi görmüş olduk. Daha önceki kısıtları anlatırken eklemeyi ve kaldırmayı, yani bu kısıtı eklemeyi, unique'i eklemeyi, bu tip şeyleri eklemeyi ve kaldırmayı anlatmamıştım. Buraya bakarak onların da aynısını siz uygulayabilirsiniz. Alter table konusunu anlatmıştım. Bu şekilde diğer kısıtları da ekleyip kaldırabilirsiniz. Sonraki derslerde bu kısıtlara devam edeceğiz. Bugünlük iyi günler diliyorum.